Evet arkadaşlar, bugün alıcı ve ESC'mizin montajını yapacağız. Alıcımızı sabitlemek için elimizde bulunan çift taraflı bantı kestik, biz yapıştırdık. Şimdi bunu biraz kaldıracağız. Biraz sıkıntılı olduğu için bunu açıyorum biraz. Açtım. Bunu konumlandıracağım şimdi. İçeride. Buraya doğru. Bunu takmadan önce şurada armanın tez bizim için hani su geçirmezlik şeyini sağlamak için iki tane süngerden şey yapmış. Biz bunu böyle içine koyacağız. Önce dışarı doğru çıkarıyorum. İlk önce burada bunun ayarını yapmamız lazım. Burada bizim için anteni ayarlamışlar. Antenin kafasını açıyorum. İkisi inşallah geçer. Bakacağız. Şeyimiz, ikisi girer mi? Girmez. Bir tanesini koyacağım, bir tanesini dışarı alacağım. Bir tanesini geçiriyorum. Bu da geçer mi bakalım. Çiftini koymaya çalışacağım. İkisi herhalde girmiyor. Şu kafadan mı girmiyor, ona bakmamız lazım. Şu az bir şey. Zorlanıyor. Bir tanesi demek ki giriyor. Bir tanesini alacağım. Şu kısmı oturtacağız. Daha da dışarıda olmayacak şekilde ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Bu boyunu şu tarafa doğru getirsem yeterli. Ondan sonra bunu kurarak şu an alıcımızı yerleştirdik. Bölmemizi takalım. Bundan sonra bunun ayarlamasını yapacağız. Şuraya. Şimdi bu şeyimizi taktık. Alıcımızı. Şimdi ESC'ye geçiyorum. ESC'nin de yine etiketlerini açalım. Bu arada ESC'miz Kestrel'ın Mamba Monster X8S ESC'si. Bunu oturtuyoruz şu an. Gördüğün gibi ESC'miz. Bunu diyen olanlar varsa bu kapasitör 4700 mikrofaradlı. 6 tane kapasitör. Şu an ESC'mizde oturtmuş bulunmaktayız. Motorların kablosunu bağlayalım. Ve her zamanki gibi eksiğini. Buradan bakacağız. A, B, C. A her zaman pozitif, C negatif. En sona doğru. Bağladık.
Bana zarar gelmesin. Negatif. Denatör. Ne pozitif. Şu an motorumuzu ESC'ye bağladık. Alıcıların kabalarına biri tarafa, bir tarafı olduğu zaman sıkıntı olmayacaktı parazitlik açısından. Bu videomuz da bu kadar. Daha sonra pilimizi çalıştırıp bağlantılarımızı yapıp çalışmaya geçeceğiz.